Evet değerli arkadaşlar, 23. hafta konusu. Burada 4 halife dönemi Emeviler döneminden devam edeceğiz. 4 halife dönemi, Emeviler döneminin sonuçlu yıkılmasının sonuçları, yıkılması, bundan bahsedeceğiz. Bir tabloyla karşılaşıyoruz şimdi. 4 halife dönemiyle Emevilerin karşılaştırılması. 4 halife döneminde halifeler seçimle iş başına gelir. Ama Emeviler döneminde nedir arkadaşlar? Babadan oğula geçer. Bütün Müslümanlar eşittir. 4 halife döneminde Arap milliyetçiliği Emeviler döneminde uygulandı. 4 halife döneminde devletin resmi diliyle devletin kendi bir adına bastırdığı para yok. Ancak Emeviler döneminde Arapça resmi dildir. Arapça Arap parası basılmıştır. Yine 4 halife döneminde devletin yönetim binası yoktur. Emeviler döneminde saray hayatı resmi binalarda vardır diyor arkadaşlar. Emeviler döneminde fetihler neticesinde diğer yabancı kültürlerle etkileşime girilmiş ve bu durum sanat ve mimaride değişime neden olmuştur. Kube ve mükemmelli mimari usulü Türklerden geçmiş olup camilerde mihrap ve minare ilk kez Emeviler döneminde uygulanmıştır. Arapça'da resmi dil ilan edilmiş ve ilk Arap parası bastırılmıştır. Zaten bu da yine milliyetçilik vurgusudur. Destek sorusu 1'e bakalım değerli arkadaşlarım. Diyor ki Arap dilinin yayılmasında Emevilerin nasıl bir katkısı olmuştur diyoruz. Arkadaşlar hemen şöyle diyelim. Arapçanın resmi dil olması bu dilin tüm Emevi topraklarında yaygınlaşmasına neden oldu. Emeviler döneminde mimari çeşitliliğin ortak zenginleşmenin nedeni nedir dediği zaman arkadaşlar, tabii ki fetihler neticesinde farklı kültürlerle kaynaşılması. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim İspanya'nın fethi sonrası Endülüs Emevilerinin Endülüs dediğimiz yer bugünkü İspanya toprakları. 756-1031 yıl arasında yaşadı Endülüs Emeviler. Emevi devletinin yıkılmasının ardından Abbas hakimiyetine girmek istemeyen Emevi ailesinden Abdurrahman İspanya'ya gelerek başkent Kurtuba olmak üzere Endülüs Emevi devletini kurmuştur arkadaşlar. Abbasilerin gönderdiği kuvvetleri yenen Abdurrahman Frank krallığı ile de mücadele etmiştir. Endülüs Emevileri en parlak devrini 3. Abdurrahman döneminde yaşadılar. 3. Abdurrahman halife unvanını kullanması ile İslam dünyasında başta Abbasiler olmak üzere Endülüs Emeviler ve Fatimiler, Şii zaten Fatimiler de halifelik unvanını kullanmıştı. Böylece 3 ayrı halifelik ortaya çıkmıştır. Destek sorusu 3. Endülüs Emevi Devleti'nin başkenti neresidir sorusunun cevabı değerli arkadaşlarım. Hemen Kurtuba. Bugünkü Kordoba şehri İspanya'nın. Endülüs Emevi Devleti'nin kim tarafından nerede kurulmuştur dediği zaman arkadaşlar Abdurrahman tarafından İspanya'da kuruldu. Evet. Endülüs Emevi Devleti'nin topraklarının genişletmesi 2. Hakem döneminde devam etmiştir. İkinci hakem başkent Kurtuba'ya camiler, medreseler ve kütüphaneler yaptırmıştır. Bunların bazıları hala ayaktadır. Endülüs Emevilerin dağılması. Zamanla eski gücünü yitiren devlette otoritesizlik nedeniyle iç karışıklıklar çıkmıştır. 1031 yılında arkadaşlar Endülüs Emevi topraklarında tevaif-i mülük denilen küçük devletler, valiliklere bağlı küçük devletler, valilikler gibi olan devletler ortaya çıkacak. Gördüğünüz harita zaten Endülüs haritası. Endülüs Emevi Devleti'nin Avrupa'ya kültürel yapısına katkıları nelerdir dediği zaman değerli arkadaşlar medrese ve kütüphaneler yaptırarak Avrupa'nın kültür seviyesini geliştirmiştir. Evet.
Destek sorusu 6. Endülüs Emevi Devleti zayıfladıktan sonra devlet içinde hangi siyasi yapılar ortaya çıkmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi destek sorusu 6'nın cevabı şöyle. Tevaif-i mülük devletleri. Bunlar rabıtlar, vahidler, Kırnata Sultanlığı, bugünkü Granada, Kırnata Sultanlığı, Mudefen ve Moriskolar. Evet. Son Endülüs halifesi 3. Hişam'ın ölümüyle Endülüs topraklarında çok sayıda küçük devletler kuruldu. Murabıtlar dönemi, Muvahidler, Kırnata Sultanlığı, Mudecenler ve Moriskolar dönemi diye adlandırılır bunlar. Evet, görselde Elhamra Sarayı'nı görüyorsunuz bugün İspanya'daki. İspanya'da Müslüman varlığı kaçıncı yüzyıla kadar devam etmiştir dediği zaman 16. yüzyıl ya 17. yüzyıl 1600'lerden bahsediyoruz. 17. yüzyıla kadar devam etti. Emevilerin yıkılmasından sonra İspanya'da kurulan son siyasi teşkilat hangisidir dediği zaman arkadaşlar hemen Mudecenler ve Moriskolar. Evet. Endülüs Emevilerin kültürel mirasından bahsedeceğiz şimdi değerli arkadaşlar. Endülüs Emevi Devleti birçok açıdan yaşadığı dönemi ve sonrasını etkilemiştir. Endülüs'teki huzur ortamı İspanya Yahudi kültüründe altın çağı yaşamasına vesile olmuştur. Endülüs Emevileri tarafından yaptırılan dünyanın en önemli kütüphanelerinden olan Granada kütüphaneleri içerisindeki 1 milyona yakın kitap Hristiyanlar tarafından istilası sırasında yakılmıştır. Bu duruma Fransız fizikçi Pierre Curie şu sözlerle anlatmıştır. Müslüman Endülüs'te bize 30 kitap kaldı ve bununla atomu parçalayabildik. Şayet yakılan 1 milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzaya ve galaksilerde dolaşıyorduk şeklinde bir yorumu vardır. Beyni Ahmer Devleti, Granada Sultanlığı 1232-1492 devletin kurucusu Muhammed bin Ahmet'tir. Başkenti Granada şehri. Beyni Ahmer Devleti bilim ve sanatta çok ileri gitmiş. Avrupa'da Rönesans'ın doğuşunda etki etmiştir. Beyni Ahmer Devleti 1492'de İspanya Krallığı tarafından yıkılmıştır. İspanyollar Müslümanlara çok eziyet etmiş ve eziyet gören Müslümanlar Cezayir'in hakimi Oruç ve Hızır reisleriyle Osmanlı Padişahı 2. Bayezid tarafından bu bölgeden kurtarılmıştır. Destek sorusu 9. Hangi topluluk içinde yaşadığı Endülüs Emevi Devleti'nin dini hoşgörüsünden faydalanmış ve benliklerini korumuştur? Tabii ki Yahudiler. Avrupa'da kurulup bölgede Rönesans'ın başlamasında etkili olan İslam devleti hangisidir sorusunun cevabı Beyni Ahmer Devleti yani Granada Sultanlığı. 23. haftanın konu tekrar testlerine bakalım değerli arkadaşlar. İspanya'da kurulan Endülüs Emevi Devleti'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan Beyni Ahmer Devleti'nin İslam tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Beyni Ahmer Devleti hatırlarsanız değerli arkadaşlar, kültür ve medeniyet alanında büyük gelişmeler göstermiştir. Daha sonra İspanya'da, daha doğrusu Avrupa'daki Rönesans'a etki edecekti. Emevilerde Kuzey Afrika İspanya'nın fethi tamamlanmış, yönetime sadece Arap kökenler getirilmiş, Arap olmayan Müslümanlara mevali denmiş, Arapça resmi dil ilan edilmiş. Bu politikalar aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır diyor. Olumsuz köklü bir soru. Tabii ki Avrupa'da İslam uygarlığının etkili olması, İslam kabul eden halkların milli benliklerini koruması. Şimdi İslam'ı kabul eden halklar bu Arap milliyetçiliği varken benliklerini kolay kolay koruyamazlar. Sınırlı kalmasına ortam hazırlamıştır. Kültürün yaygınlaşmasına ortam hazırlamıştır. İslam devletinin Arap devletine dönüşmesine buna da ortam hazırlamıştır. Cevap Bursa. Endülüs Emevi Devleti'nde Kurtuba'da açılan medreselerde dönemin en ileri düzeydeki eğitim verilmiş ve din ayrımı yapılmadan birçok öğrenci burada eğitim almıştır. Kurtuba medreselerinin dönemin en önemli eğitim kurumları haline gelmesinde 1. Öğretim programları oluşturulurken akılcılığı esas alması, 2. Pozitif bilimlere yer vermesi, 3. Antik dönem eserlerinin ders programları içerisinde
okutulması. Arkadaşlar üçü de bunda etkili olmuştur diyebiliriz. Vizigotların kralı 6. Alfonso döneminde Toledo şehri, yani Toledo şehri, Endülüs'ten kalma İslam medeniyetinin önemli şehirlerinden birisidir. 6. Alfonso Endülüs Emevi Devleti'nin uygulamalarını devam ettirerek öğrencilerin Avrupa'da çok farklı bölgelerden bu şehre eğitim almaya gelmesini sağlamıştır. Şehrin her tarafında görülen İslam izlerini korumuş ve kendisine iki milletin imparatoru demiştir. Buna göre Endülüs Emevi Devleti'nin Avrupa'da en çok hangi alanda katkı sağladığı söylenebilir diye bir soru sorduğunda arkadaşlar ne diyeceğiz? Kastettiği şey zaten burada nedir? Kültürel eğitim anlamında katkısı olmuştur. 5. Granada, başkenti Granada'dır. İspanya'daki son İslam devletidir. Elhamra Sarayı en önemli eserlerinden biridir. Yukarıdaki özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman arkadaşlar? Tabii ki Beyn-i Ahmer devletidir. Halifelik seçimde iş başına gelmiştir. Şimdi burada verilen özellikler 4 halife ve Emeviler dönemi olarak gruplandırılırsa hangisi doğru olur diyor arkadaşlar. Şimdi 4 halife, halife seçimle iş başına gelmiştir. 4 halife dönemine aittir arkadaşlar. Halifelik babadan oğula geçmektedir. Şimdi 4 halife döneminde bu yok. Bu Emeviler döneminde var. Müslümanlar eşit kabul edilmiştir yine 4 halife döneminde. Arap milliyetçiliği uygulanmıştır Emeviler döneminde. Devletin resmi parası ve dili yoktur 4 halife döneminde. Arapça resmi dil olmuş ve ilk İslam parası bastırılmıştır. Bu da yine nedir? Arkadaşlar Emeviler döneminde gerçekleşmiştir. O halde sorunun cevabı Bursa olacak. İslam devletinin yönetiminin Emevi ailesinden Abbasilere geçmesi üzerine Emevi ailesinin Abdurrahman Kuzey Afrika'ya gelerek burada Berberi kabileleri arasında gizlendikten bir süre sonra İspanya'ya geçmiş ve burada bağımsızlığını ilan etmiştir. Yukarıdaki bağımsızlık mücadele sürecinde bahsedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki Endülüs Emevi Devleti'nin kurulma hikayesinden bahsediyor burada. 3. Abdurrahman döneminde kadar Endülüs Emevi hükümdarları yalnız melik ya da emir ünvanını kullanırken 3. Abdurrahman'dan itibaren halife ünvanını kullanmışlardır. Buna göre bir İslam dünyası siyasi birliğin bozulduğu buna ulaşılabilir arkadaşlar. Halifelik makamının tüm Müslümanların üzerinde birleştirici gücün zedelendiği tabii ki birden fazla halifelik ortaya çıkıyor. Doğru, buna da ulaşılır. 3. Endülüs Emevi Devleti'nin bağımsızlığını kaybettiği diyor arkadaşlar. Endülüs Emevi Devleti'nin bağımsızlığını kaybettiği kavramına burada ulaşma ihtimalimiz nedir? Yoktur. O halde Bursa doğru cevaptır. Endülüs Emevi Devleti dağıldıktan sonra kurulan siyasi oluşumlar içinde en uzun süre yaşayan Beyn-i Ahmer Devleti'nin İslam tarihindeki önemli aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız kültürel manada oldukça fazla, özellikle Rönesans'ın doğuşunda da etkisi var demiştik. Endülüs Emevi Devleti'nin en parlak dönemi aşağıdakilerden hangisi zamanında yaşanmıştır diyor arkadaşlar. O da neydi? Halife Ebu'l-Kasım döneminde gerçekleşmiştir. Endülüs Emevilerinin en parlak devri. Aşağıdakilerden hangisi Emevi ve Abbasilerin ortak özelliklerinden birisidir? Hafta sonu ödevine geçtik arkadaşlar. Ümmetçilik anlayışının uygulamaları, Türkleri orada görevlendirmeleri, fetihçi bir yapıda olmaları, Bağdat'ı başkent olarak kullanmaları, hilafeti ellerinde bulundurmaları. Arkadaşlar birinci sorunun ortak cevabı Edirne'dir. Çünkü hilafeti ellerinde ikisi de bulunduruyordu. İslam dünyasında Emeviler yıkılıp yerine Abbasiler bırakmalarının Türkler açısından aşağıdakilerin hangisinin neden olduğu söylenemez. Biliyorsunuz ki Türkler burada hoşgörüyle karşılaşmaya başlayacak Abbasiler döneminde. O zaman halifeliğin Türk soyuna geçmiştir diye bir şeyden bahsedemeyiz. Hangisi Emevi devletinin yıkılma nedenlerinin birisi değildir? Arap olmayan Müslümanlara baskı yapılması, Şiilerin, haricilerin ayaklanmaları, Bizans İmparatorluğu'nun güçlenmesi. Şimdi değerli arkadaşlar, Bizans İmparatorluğu'nun güçlenmesinin gibi bir şey söz konusu değil. Merkezi yönetimi zayıflaması etkili, kabile arasındaki mücadelelerde yine nedir? Etkilidir. Cevap Ceyhan. Endülüs Emevi Devleti'nin kim tarafından kurulmuştur sorusunun cevabı arkadaşlar biliyorsunuz ki Abdurrahman zamanında kuruldu. 1031 yılında Endülüs Emevi Devleti içeride Tevafi Mülük denilen küçük devletlerin ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor değerli arkadaşlarım. Merkezi otoritenin nedir? Zayıflamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Endülüs Emevi Devleti yıkılmasının ardından kurulan devletlerden biri değildir diyor. Bu da Eyyubiler, Mısır'da kurulan başka bir Türk İslam devletidir. İspanya'yla bir ilgisi yoktur ve 23. haftayı tamamladık arkadaşlar.